Dur, düzeltiyoruz. Yakışıklı kankam benim ya. Var ya oğlum, bu renk çok açtı seni be. Çok iyisin oğlum, çok iyisin. Harbiden. Müthişsin, müthiş. Sağ ol, sağ ol. Ya bu nikah memuru nerede kaldı? Abi nerede görülmüş nikah memuru gelmeden düğünün başladığı ya? He? Millet ayı gibi içip sarhoş olacak. Ondan sonra takı töreni başlamadan herkes bort. Vallahi annem uyar beni. Takıları satıp masrafları ödeyeceğiz daha. Babam da zaten bir sürü borç aldı sağdan soldan. Ya kardeşim takılma, bir anı yaşa. Unut bunları, çıkarak gitme. Unutuyorsun. Anı yaşıyor musun ne yapayım? Ben bir lavaboya gideyim lan. Çok sıkıştım. Tamam. Biz buradayız. Siz böyle buyurun. Ömür tamam. Bak nikah memuru da geldik. Biraz acele edelim tamam mı? O değil. He, hadi. Oh, hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Ya Ömür. Bu kız seni çok seviyor ya. Sana nasıl çipil çipil bakıyor gördün mü? Çipil çipil bakıyor değil mi? Evet. Çok heyecanlıyım ya. Rabbim herkese yaşasın bir keyif ya. Sevmek, sevilmek. Çok güzel biliyor musun? Aşkım! Nikah memuru. Oo Ömür, kanka. Oğlum açıklayabilirim lan. Açıklayabilir miyim? Ne açıklayacağım lan? Her şey göründüğü gibi işte. Kessene. Müzik, müzik, müzik. Sayın konuklar, efendim düğünümüz maalesef teknik bir sebepten dolayı iptal olmuştur. Evet efendim, kusura bakmayın. Baba! Kahraman itfaiye ehli köpeğe suni teneffüs yaparak hayatını kurtardı. Ağzından mı öpmüş? Ha, suni teneffüs yapmış. Onu demiyorum, bizim gelini diyorum. Ağzından mı öpmüş? Ağzından öpmüş. Vah benim bahtsız yeğenim vah. Halıcığım tamam ya. Yani fazla şey yapmayın ya. Olabilir böyle şeyler, insanlık hali. Bu benim canım oğlum. Bu da mı gelecekti başımıza? Anneciğim. İnsanlık hali diyorum. Olabilir böyle şeyler diyorum. Ne bileyim. Bir de aslında Taylan'dan dinlemek lazım bence. Lan gerizekalı mısın sen? Mal mısın lan? Ömür, geçen Face'te gördüm ben. Aynı böyle senin yaşlarda bir çocuk. Allah'ım esirgesin, düğün günü domuz tüfeğiyle intihar etmiş kendini. Fikret tüfeği sakla. Ne tüfeği? Benim tüfeğim yok ki ya. Ya böyle saçma sapan şeyler konuşup da çocuğun aklına girme ya. Halıcığım merak etme sen. Ben gayet seviyorum bu hayatı. Hiç öyle şeyler de düşünmüyorum. Hem ne demişler? Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir değil mi? Öyle yani, öyle bir laf var. Ya bütün kabahat bu çocukta. Senin kıçında don yok. Tanımadan etmiyorum. Ya babacığım ilkokuldan beri tanıyorum. Daha ne olsun acaba? İlkokuldan beri tanıyorum ya. Sus lan, kesme lafımı be. Konu komşuya rezil olduk ya. Ya şurada emekliliğimiz gelmiş. Öğretmen maaşıyla kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Beyefendi koparıyor bizi ya. Takı merasimi olmadan golü yedik. Fikret sus ama bak çok üzülüyor çocuk. Şimdi kendini intihar edecek. Ya sivilcesini bile sıkamaz mı be? Ne intihar etmesi? Beceriksiz herif. Baba, ayıp oluyor ya. Tamam, yeter artık. Kapat şu konuyu. Ömür, sen takı setimi aldın mı orospudan? Almadım. Ayıp olur diye istemedim bile yani. Teklif bile etmedim ya. Teklif etmedim. Aferin. Tebrik ederim seni. Evet. Çok iyi yapmışsın. Evet. Allah senin cezanı kaldırsın. Onu gözüm hiç tutmamıştı zaten. Ta öğrencilik yıllarından beri. Bizimki çok mataf bir şey sanki değil mi? He? Asıl çürük olan o be. Dur dedik, yapma dedik. Evlenme, bekle dedik ya. Adam gibi bir iş güç sahibi ol dedik. Ya neyse ne, ben sana bir şey soracağım. Şu senin eski öğrencin Taylan, ne diyor öpüyor bizim gelini? Ya hanım. Bak beni sinirlendirme tamam mı? Kaç yıl oldu o çocuğu okutalı ya? Senin oğlun Saf, oğlun. Ne oldu takı seti? Hop gitti.
Ya baba. Senin kendine hayrın yok be. Oho ama ya. Tövbeler olsun ya. Niye kızdı ki bu? Bugün işsizliğimin 327. günü. Ya boktan şey bu işsizlik. O dükkana ne açılsa tutmadı cümlesinde geçen dükkan gibi bir insanım. Alışmakla kabullenmek arasındaki ince çizgide çömelmiş. Bekliyorum. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nermin Özdemir'e ait ilaçları alacaktım da ben. Buyurun. Tamam, sağ olun. Ömür. Tanımadın mı beni? Ya Leyla, ben liseden. Hani hep sulu şakalar yapardın bana. Ya çirkin Leyla. Isıtırdın beni sınıfta. Hatta lakabım bile var. Çirkin ördek yavrusu, inek Leyla. Neler? Gençlik yani işte çocukluk. ne yapıyorsun burada sen? Eczacıyım ben. Benim burası, yeni devraldım. İyi ya, hayırlı olsun. Güzelmiş. Teşekkürler. Olsun. Neler demişiz öyle biz ya. Ama şimdi tatlı çok fena. Kuğu gibi olmuşsun. ya sen saçmalama, ben gideyim. Ne kadar? 40 lira. Şöyle vereyim ben. Görüşürüz o zaman buradaysa. Tutuşuma çok selam. Bye bye. Bye bye. Geliyorum ben. Ömür. Lan. Ne yapıyorsun? Bak. Tolga, ne haber ya? İyi. Seni sormalı. Dönmüşsün askerden. He, döndüm. 328 gün oldu. İyi bakalım. Bakayım bununla. Aa, Tolga ne haber? İyidir. Aa, Tolga ne haber? Tolga ne haber? Mermin hocam. Ömür gene düştü. Tamam lan, hiçbir şey yok işte. Burnum düzeldi. Sorduğun için çok teşekkür ederim. Ya özlemiş falan olmayasın, istiyorsan bir daha kır ha. Annemi çağırayım, hatta onun yanında kır. Ya insan çocukluk arkadaşının, hadi onu geçtim, ilkokul öğretmeninin çocuğunun burnunu kırar mı hiç ya? Değil mi lan? Az serseri değilmişim lan ben de. Neyse artık, geçti o günler. Yaptık bir eşeklik. Bilerek kırmadım lan, biliyorsun zaten. Harbiden ha. Sen ne böyle takılıyor bir şey falan? Oğlum, serseri adama yakışıyor mu hiç böyle şeyler? Serserilik geçmişte kaldı oğlum. İşe girdim ben, mümessil oldum biliyor musun? He. Sabah 8, akşam 6 çalışıyorum. Ne diyorsun? Hayırlı olsun Tolgacığım. Hayırlı olsun. Bir şey soracağım ya. İyi para var mı o mümessillik işinde? Yani bizim geçenlerde arkadaşlar konuşuyorlardı da. Ben oradan kulak misafiri oldum. İyi para var falan filan gibi böyle bir şeyler. İyi ya, güzel iş yani. 6.000 lira maaş veriyorlar ama bir de ekstra primi var. Bir yemek çekini veriyorlar. En kral mağazadan giyim çekini de alıyorsun. Araba. 365 gün bende kalıyor. Benzini dolduruyorlar. Tepe tepe kullanıyorum kardeşim. Yurt dışına çıkartıyorlar. Toplantısı oluyor. Tatil bedavaya geliyor. Etkinliği. Tolga, hadi ama. Tamam demişim. Tamam, geliyorum canım. Arabaya binen güzel kızlar. Sen var ya sen. Nasıl? Sen nefes alan her şeyi beğenirsin zaten. Ha, senin düğünde olanları duydun mu? Ha. Üzüldüm lan. Vallahi bayağı üzüldüm. Kim o kız oğlum? Niye güvendin bu kadar ha? Güvenme diyorum sana. Sana da hiçbir şey öğretememişiz ha. Ne yaptın iş güç falan? Var mı bir şeyler? İnzivadayım oğlum. Ne iş yapıyorsunuz Ömer Bey? Ben işsizim efendim. Peki sizi neden işe alalım? Çünkü ben öğretmen çocuğuyum. Öğretmen çocuğusunuz. Güzel. Biz sizi ararız. Biz sizi ararız. Biz sizi ararız. Ararsınız değil mi? Numaranızı almış mıydık biz sizin? Yok, almadınız. O zaman kesin ararız. Biz sizi ararız. Ben sizi arayayım. Biz sizi ararız diyeceksiniz herhalde. Yok. Aa, alındı mı bir şey? Ha, arkadaşlar ararlar. Götüm. Tanımadığımız, bilmediğimiz adam sanki. Ne inzivası lan? Öğretmen çocuğusun lan sen. Nermin hocamla Fikret hocam ne diyor senin inzivaya? Hiç. Destekliyorlar oğlum inzivamı. Tabii tabii, eminim destekliyorlardır.
Aa şey ne oldu lan? Bizim ufaklık büyümüştür o genius. Neydi lan adı? Barış'ı mı diyorsun? Ha Barış'ı diyorum tabii. Seni mi diyeceğim? Sen evlatlıksın ki zaten. O aileden değilsin. Senin abin de mühendis. Ya şu laflara bak ya. Sen oğlum sen ne oldun lan? Sen serseri adamsın. Sen beni ezikliyorsun bir falan ben de. Sanki bana profesör oldun. Pazarlamacısın oğlum sen. Oğlum sen ilkokul 5'te söktün lan okumayı. Ha? İlkokul 5'te söktün. Annem babam bir kere bile veli toplantısına gelmedi biliyor musun? Neden? Çünkü dalga geçerler diye. Bizimkiler söyledi oğlum. Uzatma lan işsiz. Neymiş bir arkadaşı merak ediyormuş. Salak mıyım lan ben? Mümessil mi olmak istiyorsun? Olamazsın. Hayret bir şey. Hadi şöyle kenara çekil bu mükemmel kostümüne çamur sıçratmayayım. Al şu kartı da. Tamam hadi ara bari. Üzüyorum bazen. Beğendin kızı sen beğendin. Artist hareketlere bak. Anneciğim, bugün servisi ben yapacağım. İçimden geldi vallahi. Anneciğim, unutmadan sen de al şu parayı, bende kalmasın. Hmm. Hangisinin özürü bu? Hani güneş enerjisiyle çalışan hesap makinesi yapmıştım ya, işte onun için. Yapılmamış mıydı o ya? Yapılmıştı o, güneş enerjisiyle çalışan hesap makinesi yapılmıştı. Ya çoktan ama bu suya aşırı dayanıklı olanı. 5000 metre derinlikte bile çalışıyor. Üstelik 179 hanelik bütün onalık sayılara işlem yapabiliyorsun abicim. Vay nasılsın efendim. Bak, hani şunu. Abinin kafasını karıştırma yavrucuğum. O yarına kim elenecek? Onu düşünüyor. Faruk elenir. Ne var yani bunu bilmeyecek? Faruk elenecek yarın. Sanki sen hiç izlemiyorsun Fikret. Anne neyse sen de sinirlenme. Bir şey söyleyeceğim ben. Hı. İş görüşmesine gideceğim bugün. Şu Barış'ın parasından bir onluk. Hadi be. Anne, sen 20 ver abime. Al bakayım. Ne işiymiş bu? Hakikaten, ne işiymiş bu Allah aşkına? Genel müdürlük falan mı oğlum? Yok yok. Yangın tüpü sektörüne yön veren bir firmada satış elemandı. Hemen böyle genel müdür falan olmayayım diyorum ya. Böyle alttakilerin yani ruh halini anlamak için alt kademelerden falan başlayayım diyorum. Oğlum. Ya biz seni satış elemanı ol diye mi okuttuk Afyonlar'da be? Ya babacığım Harvard gibi bahsediyorsun şu Afyon'dan yani efsanesin ya. Yemin ediyorum efsanesin yani. Ya bizim imkanımız bu kadardı. Sen çocuklarına daha fazlasını yaparsın. Sen yorulma babacığım ben söylerim. İki lokmayı zehir ettim ben. Vermeyeceklermiş, bilmem neymiş kardeşim. Alıyorum bugün işi, alıyorum. Selamünaleyküm. Salih abi ne haber? Oh, bayılıyorum bunun kokusuna ya var ya. Her gün sürüyorum, doymuyorum ya. Her yerimi sıkmak istiyorum onu bari böyle. Sık oğlum, sık 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 ya. Rahatına bak oğlum, sık oğlum sık. Şöyle yan yatırırsak dibine kadar alırsın, hiç kalmaz. Sık sık. Ya böyle bir koku olamaz. Nereden buluyorsun bunları ya? Hayırdır? Bu defa hangi iş? Abi yangın tüpü sektörüne yön veren bir firma bu. Alacağım işi bu sefer kesin alıyorum. Net yani net. Çok net. Yangın tüpü. Aynen abi. Vay bir şey söyleyeceğim. Sen ne oldu emeklilik falan filan işleri? Ya hallettim bu işi hallettim. Ha iyi. Evden aceleyle çıkmışım Ömür. Kimliği almayı da unutmuşum ya. Sağ olsun bir tane memur hanım vardı. O yardımcı oldu ya. Dedi abi dedi sen şu gömleği bir aç dedi. Ben de göğüste kıllara bir bakayım beyazlara. Kaç yaşında olduğunu anlarım dedi. Açtım baktı. Olmuşsun abi dedi. Çok iyi ya. İyi ki başka bir yerini açmamışsın. Mağdurlar emekli olurdun yani. Mağdurlar. Faydasıza bak. Bırak lan parfümü. Bırak. Bırak. Ne var diyorsun abi ya? Bırak. Roh. Roh. Roh ne? Git demek. Git demek oğlum. Git hayatımdan git. Hangi dil bu ya? Lan git. Her yerden git. Hayatımdan git. Siktir roh. Roh mu siktir ya? Git. Roh mu? Yürü git. Hadi. Yürü git. Hadi. Alacağım Fiko'dan o parfümün parasını. Bedava cifete renk. Elin ayarı yok. Sıkıyor da sıkıyor. Sıkıyor da sıkıyor ya. Kalk, kalk. Gitti. Oo, Ömür Beyler de gelmiş. Hoş gelmiş nihayetinde.
Oley be, abim gelmiş. Ya vallahi çok özettin kendini ha. Biraz gitsen mi acaba? Ne? Baba! İyi akşamlar anne, iyi akşamlar baba. İyi akşamlar. Barış nerede ya? İçeride ders çalışıyor. Çalışsın çocuk. Ya gel. Gel gel. İş görüşmen nasıl geçti? Ha? Güzel geçti anneciğim. Ha? Gayet iyiydi. Bir sizi ararız dediler. Duydun mu ne demişler? Aslında arıyorlar, vallahi arıyorlar da. Bizim kaptan öldü. Bittin mi? Şimdi sen kapıda Ömür'e bey dedin ya. Biz Ömür'e bey dersek Barış'a ne diyeceğiz yahu? Ömür'e de kömür desek. Kömür. Çok alipsin. Vallahi güzel. Çalışıyor musunuz bu şakalara? Yani ben gelmeden önce böyle provalar, bir şeyler yapıyor musunuz ya? İlahi Ömür be. Aman, her zamanki zevzeklikleri. Boş ver sen onları. Anne, Tolga'yı gördüm bugün ben. Serseriliği falan bırakmış biliyor musun? İlaç mümessili olmuş. Sana selam söyledi. Aferin ona, kimin öğrencisi tabii. Ay. Anne bak ben bunların yanında konuşamıyorum daha fazla tamam. Biraz kendilerine gelsinler, biraz yorulsunlar. Ha? Ondan sonra ben gelirim. Mizahşörler. Aslında arıyorlar, vallahi arıyorlar da. Bizim kaptan öldü. Bitecek mi? İyi ya, geniş yani. 6.000 lira maaş veriyorlar ama bir de ekstra primi var. Yemek çekini veriyorlar. En kral mağazadan giyim çekinini alıyorsun. Araba, 365 gün bende kalıyor. Benzin dolduruyorlar, tepe tepe kullanıyorum kardeşim. Yurt dışına çıkartıyorlar, toplantısı oluyor, tatil bedavaya geliyor, etkinliği. Alo Tolga, ne haber? Ömür'üm oğlum ben. Ya boş verin zivayı. Bir çay, kahve falan içelim beraber ya. Özledim. İçelim. Ya sadece yarın öğlen olabilir. Onda da yanında bölge müdürüm olacak. Mahsur var mı senin için? Gelsin o da işte. Üçümüz otururuz. Üstüne düzgün bir şeyler giy de gel. Satış pazarlamayı da çok sevdiğini söyle, tamam mı? Hatta senin iki kelimenden biri satış pazarlama olsun. Adam satış hastası. Yarımda çınar altında olsun. Tamam. Görüşürüz o zaman. Yarımda oradayım ben. Tamam hadi. Bu işe çok ihtiyacın olduğunu asla belli etmiyorsun. Zaten satış benim işim yani. İşletme mezunuyum ben. Asla belli burası etmiyorsun. Burası bizde. Burası. Aynen Ferhat Bey. Zaten oturuyor ya. Tamam. Patron dur. Sen şöyle geç. Sırtına rüzgar gelmesin. Ömürcüğüm kusura bakma 15 dakika kalabileceğiz. Tamam geç kaldık. Tanıştırayım Ferhat Bey. Ferhat. Bana satışı sevdiren bu işi öğreten kişidir ha. Hoş geldiniz Ferhat. Merhaba. Bu da Ömür. Tolga da benim mahalleden arkadaşım. Biliyorum. Senden çok bahsetti. Mütemadiyen döver biz seni. Hatta bir keresinde yanlışlıkla senin burnunu kırmış değil mi? Düzelttim diyelim. Tabii doğru. Tolga da inşaatlardan demir çalardı. Çaldığımı satardım patron. Ama iyi satar. Şakacı ya. Ama eskiden değil mi? Evet bir eskiler bunlar. Ceylan gözlerim açın bir ekmek parası verin. Ne olur inşallah i̇şte benim kalmam paran olsaydı. İnşallah dünyanın en güzel kızıyla evlenirsin. Ne olur bir ekmek parası ver. Hadi ne olur abi. Ne güzel şeyler söylüyor ya. Duydunuz mu? Ay tamam. Bir dakika. Kısmeti işte çocuğum. Yavrum ayaklarımı şey yapma değil mi? Nasıl çocuğum sen? Tamam. Ayağımı niye öyle itti? İtiyor işte ne olacak? Bravo. Bravo seni çok takdir ettim. Ya bu çocukken de böyleydi. Çok merhametliydi. Ya Ferhat Bey. Yani sonuçta hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz değil mi? İnsanlar işleri yok diye ne yapsınlar? Yani paraları yok diye hayata mı küssünler değil mi efendim? Peki şimdi ne yapmaktasın sen Ömür? Efendim ben inzivadayım efendim. Askerlik sonrası inzivadayım. Dinleniyorum. Satış benim için çok önemli. Satış yani en sevdiğim şey. Böyle yani tatmin olacağım satış konusunda.
bir iş olursa eğer, yani yani teklifleri değerlendireceğim, bakacağım. Umarım bulursun öyle iyi bir imkan. Ya var bir şeyler, ya çok şey var. Teklifler bekliyor. Ama illa yani duramıyorum ya ben şimdi. Teklifleri değerlendireceğim ve yani bir dur değil mi, bir soluklan. İlla satacağım işte, illa satacağım yani. Bakacağım işte, tekliflere bakıyorum. Patron, biz 5 dakikaya kalkalım olur mu? Kalkalım da biraz gidip mal gömelim eczaneye, değil mi? Mal gömmek? Satmak anlamında. Satış mutluluk, satış huzur, satış hayat, satış her şey. Ne demiş ünlü Türk düşünürü? Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş, ben satarım. Ustası ölüyor, satmaya devam ediyor. Satışla kal. Tamam, gidelim patron. Satışla kal. Ömürcüğüm, sana da iyi dinlenmeler, inzivalar. Ben de satarım. Ne dedin? Satarım. Satar mısın gerçekten? Satarım. Bir daha söyle. Satarım. Bir daha söyle. Malı gönderirim ben. Sevdim seni. Seni arayacağız. Satışta kal. Hadi. Gidim sana kral adam patron. Satar mı çocuğu? Merhametiyle satar. Acırlar da satar. Öyle düşün. Bir saniye verebilir misin? Hayır, geleceğim. Çocuğa bak ya. Bütün parayı aldı anası satayım. Kabahat bende ama. Artistik olsun diye para veriyorsun. İşte böyle yürürsün eve. Yok, satış benim işimmiş de. Satış benim bilmem neymiş de. Ben satışçıymışım da. Sana döneceğiz. Ah, dönecekler. Dönmeyecekler yine işte. Tolga, ben çok şey yaptım değil mi? Özür dilerim. Ne diyorsun? Ha, vallahi mi? İyi, süper lan. Tamam, ben o zaman geliyorum. Aramıza hoş geldin. Tebrik ediyorum. Al kardeşim. Geç bakalım. Ömür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senden çok umutluyum gerçekten. Sağ ol. Gel bakalım. Aslanım benim. Teşekkür ederim. Geç bakalım. Muhalle Hanım. Buyurun bakalım. Tebrik ediyorum öncelikle. İyi akşamlar Özdemir ailesi. Ailenizin en prezentabl insanı Ömür Özdemir online. Araba. Aldım arabayı bugün. Anne, hoş ne geldin. Parfümün ne güzel kokuyor senin öyle. Değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu sahte parfümler, bazıları yani, orijinallerinden daha iyi kokuyor biliyor musunuz? Sahte parfüm mü? Ya abi, onların içinde hangi maddeler kullanılıyor biliyor musun sen? Bak, ben biliyorum, hemen sayayım sana. Oksinol, nonoksinol, solibrat. Bunların hepsi tehlikeli maddeler. Kullanma sakın sahte parfüm. Dahi çocuk. Yapacak bir şey yok Barış'cığım. Maaş alana kadar fakirliğimiz sürecek. Senin gibi dahi değiliz. Parayı geç buluyoruz. Ne diyeceğim sana? Arabayı dikkatli kullanıyorsun değil mi? Sakın cep telefonuna falan bakma. Merak etme anneciğim, hiç merak etme. Ömür. Heh, sen babacığım. Şimdi ne iş yapıyorsun oğlum? Babacığım, ben mümessilim. İlaç mümessili oğlum. Yani işe girdin, öyle mi? Güzel. De, nasıl yapıyorsun? Yani iş tam olarak ne? Doktorlara ilaç anlatıyorum, eczanelere ilaç satıyorum. Efendim, vitaminimiz D vitamini, K vitamini, ginseng de var. Tam bir multivitamin. Şöyle koyayım efendim. Bu kalemler sizin. Bu da ilacımızın numunesi. Yazacak mısınız efendim? Onu doktor bey sorun isterseniz. Siz doktor değil misiniz? Ben hasta bakıcıyım. Niye söylemiyorsun bana hasta bakıcı olduğunu ya? Ver şunu. Tabii Ferhat Bey, tabii. Sıkıntı yok ya. Merak etmeyin. Valla doktorla var ya, bir muhabbet kurdum. Yeni başladım dedim ya, biraz destek olun yani bana. Şarjım bitiyor da Ferhat Bey, ses kesiliyor sürekli. Onu gibi.
Neymiş anne, neymiş? Eczacı hanım. Yok yok, şey yapacağım zaten. Ben yine gideceğim ona. İşimiz bu artık Ferhat Bey, tabii ki. Yataklı servisteyim. Yataklı bölüme geldim şu anda. Hastalar, yazık, nasıl? Bu ses. Görüşürüz, ben arayacağım. Ve Balkanların en hızlı mesili şu anda burada. Merhaba. Merhaba Ömür, yeni işin hayırlı olsun. Teşekkür ederim, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı mesili demiştim. Ve işte size bu ürünü sunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Leyla, alsana biraz. Vallahi ilk ay kodumu tutturmam lazım. Hadi be hacı. Tamam, sakin ol. Tamam. Ne kadar almam lazım benim bundan? 250 adet. Yuh! Hepsini bana satmayacaksın herhalde. Yok. Başka şanslı eczaneler de var. Bir şey söyleyeceğim. 150. Hayır Ömür, alamam gerçekten. Yani en fazla alabileceğim 100. 100 mü? 100. 120 aldı hacı. 110. 110 mu? 110. 110 mu? Ya sen var ya, adamsın adam. Kralsın sen be. 110 tane. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Gel bebeğim. Kralsın sen var ya bak. Ne oluyorum? Tamam. İptal etme ha sakın. Gidiyorum. Şey yapacağım potaya. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şey yapıyorum şimdi. Anasını satayım. Bana bak, akşam senin birinci haftanı kutluyoruz ha, tamam mı? Bu akşam? Evet. Şaka. Ya. Nerede? Nereye bırak, kızlar geliyorlar. Adam gibi giyin ha. Kızlar. Ya. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ha, onu diyecektim sana. Şimdi Ferhat Bey bana kota verdi ya. He. Şimdi ben bir hafta oldu başlayalı. Abi ben anlamadım, ben kotanın neresindeyim şu anda yani. Ben ne yaptım? Yani hesaplayamıyorum ya. Bu matematik problemi gibi. Tamam, onunla uğraşma. Gir oraya. Çözücü diye bir uygulama var. İndiriyorsun. Soruyu gönderiyorsun. Hop, cevaplıyorlar anında. Ne uğraşacaksın? Ha, iyi. Tamam, indireceğim o zaman. İndir. Adam gibi giyin, tamam mı? Adam gibi giyin. Aynen öyle. Lan Biyor, sarılık mı oldun sen? Yok. Hadi lan, olmuş. Norveç. Bak ya. Kızlar kim? Adamıyız, tamam mı? Mümessil olduğumuzu söyleme. Şunlar. Ha, onlar mı? Kırmızılı benim ha, ona göre. Mümessil olduğumuzu söylemiyorsun ha. Mümessil değiliz biz, iş adamıyız. Zaten mümessil olduğumuz bilseler gelmezlerdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Rahat olacaksın. Rahat olacağım ama. Aynen öyle. Rahat oluyorum. Aynen. Kızlar merhaba, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun dedi? Ya bu ne güzellik ya. Ateş ediyoruz vallahi. Yani bilseydik çelik yelek yerdik değil mi kardeşim? Yanıyor buralar. Ömür. Ömür ben, merhaba. Merhaba, ben Melek. Merhaba Melek. Yelda ben de. Yelda, aa, en sevdiğim isim Yelda benim. Evet Yelda, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Yine olsun ha. Tamam. Gel bakayım, dön şöyle. Merhaba. Ya fena iyi daha, biliyor musun? Biz var ya Tolga'yla inanılmaz zenginiz ya. Biz çok zenginiz yani. Yani biz şimdi her şeyi alabiliyoruz. Bu arada biz seninle şimdi meç olduk. Yani kısmet, bakacağız ya. Şöyle elimi şey yapıyorum. Parmaklarım güzel mi? Çok. Yani seninkiler de. Öpebilir miyim dedim, öptüm. İkimiz şu anda çiftiz biz artık. Şey ister misin? Tamam, şarap da alabilirim. Şarap da. Hadi bakalım. Allah Allah.
bıraktım ya. Bırak kız. Ya şey soracağım, senin iş ne üzerineydi? Benim iş ne üzerineydi? İlaç mı? İlaç üzerineydi. O fabrikan var yani. Fabrikada halka diyelim. Benim erkek kardeşim de ilaç sektöründe. Ha. Mümessil. Biraz alt segment ama. Meslektaşın onunla mı? Seni bir şey öpebilir miyim? Meslektaşız gel. Derken? Gel öpeceğim. Hesap mı geldi? Evet. O zaman ödeyelim kardeşim ya. Bizi kim korkutabilir ulan? Hesabımızı okuyalım. Evet. O evet doğru. O evet oğlum. Bu ne ya? Sen kaç tane içtin kızım? İki tane içtim. Özür dilerim bu arada çok keyifim. Yani kaç tane içtiniz hanımefendi? İki tane tekila içtim. İki tane içtiniz. Niye içiyorsun iki tane? Niye içiyorsun iki tane? Bir tane iç. Çok azap bu. Çok azap. Tolga. Efendim canım. Gel buraya kardeşim. Gel azap geldi. Tanesi bunu 80 lira, 80. 5 tane var burada. Ne olmuş yani? 5 tane içmişsin, bizi mi kandırıyorsun? Bakayım. Bak sen şuna ya. Kaç hesap gelmiş mi? Sen de işte ikram değil miydi bunlar ya? Çeneden de ikramdı. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu sodayı alırım abi, evde içerim ben bunu. O kadar paralar bitti mi? Bir şey söyleyeceğim. Yemek çeki geçiyor mu burada yemek çeki? Ya bu böyle şakacıdır. Ben bunu gece sonunda hep bayıltıyorum. Seviyor, mazoşist biliyor musun? Bayılıyor yani. Bir şey yok ya bunda. Çok da uygunmuş buranın hesabı. Kral biz ilaç mümesiniz. Biz ilaç mümesiniz. İş adamı falan değiliz biz. Biz çok fakiriz. Evet, fakiriz. Ben şunu arabaya kadar götüreyim. Biz ilaç mümesiniz. Lan ne biçim ettin lan? Ben burnum çarptı ya. Kırıldı mı? Kırılmadı. Keşke kırılsaydı bu sefer. Ne istiyorsun lan benim burnumdan? Serseri pislik. Kesin ağzını kırarım şimdi senin ha. Senin yüzünden zaten kızı götüremedim. Kızlar... Kızlar nerede? Arkadan mı gelecek kızlar? Ha arkadan geliyorlar ya. Magazinden korktular da taksi tuttular. Salak. Bana bak arabayı falan kusma. Bir de yıkatma parası çıkarma bana. Ne kusması? Ben mi kusuyorum? Oğlum ben hayatta kusma... Gel. Aferin. Herkes uyanacak senin yüzünden şimdi. Genius, al şu abini. Abi. Abisi tut beni abisi. Abisi beni tut. Abi. Düştü düştü bu düştü. Tamam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl sokayım böyle bir şey ya? Neredesin Ömür? Yoldayım. Hastaneye gidiyorum. Defalarca aradım seni. Saat kaç? Saat 8:25 geçiyor. Neden burada değilsin? Nerede? Hastanede. Hangi hastanede? Ömür, kalk yüzünü gözünü yıka. Seni lobide bekliyorum. 20 dakika süren var. Telefonu kapat, programına bak. Tamam müdürüm. Ya yürüsene kardeşim ya. Allah Allah, öndeki araba. Tamam müdürüm. Lan ne duruyorsun? Gerizekalı. Günaydın müdürüm. Tekrar. Ya var ya çok acayip trafik var ya. İnanılmaz bir trafik. Çok İstanbul bitmiş yemin ediyorum ya. Nüfus falan arttı iyice. Yani 5 şerit hepsi dolu. Çay içer misin? Çay içerim. Beyefendiye bir çay söyleyelim. Ömür bak, bu iş disiplin ister. Satış bekletilmeye gelmez. Satacaksın. Şimdi müdürüm... Şşt! Şşt!
Sus, konuşma. Ben bir şey anlatıyorum sana. Bak şimdi, zamanında söz vermiştim. Dinliyor musun sen beni? Dinlemeyecek misin beni sen? Sen. Ömür, Ömür. Bana bak, ben trafik marafik anlamam kardeşim. Ömür, bak şimdi ben gidiyorum. Sonra tekrar konuşacağım seninle. Ama bana söylediklerini unutma. Tamam. Satış yap. Kaç defa anlattım ya? Kaç defa ya? Bir kere dinledin mi? Bir kere dinle ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen? Tamam bırak o zaman beni ya. Beni rahat bırak o zaman ya. İstemiyorsan. Ya ne, benden ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun? Çıldıracağım artık. Ne kadar iğrenç bir insansın ya. Bu yapılır mı ya? Bu yapılır mı be? Ya ne olur bırak ben kapatıyorum. Yeter artık. Meslektaşım. Su içer misin? Kapalı su içmedim hiç. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Hiç iyi görünmüyorsun. Yani bayağı iyi görünüyorsun. Çok iyi görünüyorsun da yani onu şey yapmak istedim. Normalde çok iyi gözüküyorsun ama yani şu an... Kahve içelim mi? Dışarıda olduğu için. Hava alırsın kahvede. Hava alınabilir. Ama var ya... Kime bağırdıysan yani korkudan altına etmiş olabilir şu an. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya... Ya çok özel değilse söylesene, kime bağırdın sen? Ay boş ver ya, düşününce bile geriliyorum. Ömür ben bu arada. Ha, ne güzel isim, Berrak ben de. Memnun oldum, çok. Bir tane kahve alabilir miyiz? İki. Memnun olduğuna emin misin? Çok vaktini aldım, müdürün kızmasın. Kızarsa kızsın ya, zaten biraz önce buradaydı. 25 dakika geç kaldım diye yaygara koparıyor. Olabilir ya, İstanbul burası, trafik artmış artık. Değil mi? Her yer. Efendim? Ne arayıp duruyorsun ya? Lan ben ona, üstüme gelip durma. Yeter. 50 kere söyledim ya, 50 kere. Ya kapat, kapat şunu. Numaranı yazsana şuraya. Yaz, aa, yaz. Gidiyor musun? Hı hı. Sonra seni arayıp bir şeyler ısmarlamak isterim. Çok ilgilendin benimle. Aa, süper olur. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Geliyorum ben buraya. Mütemadiyen geliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, sene 1992, yeni girmişim şirkete, zıpkın gibiyim ve bir müdürümüz var. Hayrettin Bey. Bravo, aferin Nazancığım. Evet, bir gün Hayrettin Bey'e baktım çok üzgün ve dedim ki, Hayrettin Bey, niye bu kadar üzgünsünüz? Beni derhal odasına çağırdı ve dedi ki, Ferhat'cığım, dönem kapanıyor, kotayı tutturamıyoruz ve bu hedefi tutturabilmemiz için senin o muhteşem satış yeteneğine ve üstün tekniklerine ihtiyacım var.
Yani burada şair ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Şair ne demek istiyor? Ömür! Müdürünüzü terfi ettirin de. Müdürünüzü terfi ettirin. Aferin, aferin. Terfi ettirin. Aferin. Aferin. Müdürünüzü terfi ettirin diyor. Arkadaşlar, Ömür arkadaşımız diyor ki... ...satış özveri ister. Ekip ruhu işidir. Ömürcüğüm bir daha söyle bütün arkadaşların duysun. İster satış özveri ister. Evet evet çok güzel. Özellikle satış özveri ister kısmı senin için çok önemli. Değil mi? Vaktinde işimizin başında olmalıyız. Değil mi Ömürcüğüm? Arkadaşlar yıllık iznimiz başlıyor. Dönüşte dönem sonu toplantısı olacak Antalya'da. Hepinizi motive görmek istiyorum. Hepinizi fişek gibi görmek istiyorum. Toplantı bitmiştir. İyi tatiller. Müdürüm gitmeden benim iznim olacak mı? Tatilim olacak mı benim? Tabii. Ama bir yılını doldurduktan sonra. Ne bir yılı ya? Ama müdürüm biz en az 2 yıl bekledik öyle değil mi? Tabii öyle değil mi Tolgacığım? Doğru söylüyorsun ya. Bekletelim 2 yıl daha değil mi? Yok yok yok. İlaçta ölü mevsimi ya. Patronum izin verir sana. Yaparız bir şeyler ama sen iyi ol. Satışta kal. Satışta kal. Satışta. Oğlum bizim patron merhametli durur ama izin verirsen merak etme. Konuşma lan. Uyuz olurum sana zaten. Ne diyorsun lan sen? Seninle bir daha dışarı çıkmayacağım zaten. Kızı da yiyemedim. Aman ya. Sanki ben çıkacağım seninle dışarı. Hayret bir şey oğlum. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben var ya aşık oldum aşık. Ne diyorsun lan? O kıza aşık mı oldun sen? Ya saçmalama ya. O kız abi bambaşka biri. Aşık oldum diyorum. Aşıkım. Hadi lan oradan. Başka kız mı gördün sen? Ona aşık oldun değil mi? Hadi. Allah seni kahretmesin. Hadi. Aşık oldun ona. Aşık oldum git tabii. Git Cansu Hanım'a aşık ol. Nazan Hanım'a aşık ol. Çaydaki Emine ablaya aşık ol. Ama gidip ona aşık olma. Salak. Müsaitsen Çengelköy'e gelsene. Çınar altında ısmarlayayım sana kahveyi. Ben berrak bu arada. Bugün sakinleştirdiğim deli. Yok bekliyormuş gibi cevap atmam lazım. Ne bekliyorum 10 dakika. Hemen atarsam çünkü. Atacağım ya. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Manzara güzel değil mi? Manzara çok iyi, evet. Gerçekten çok iyi. Çok iyi manzara, evet. Ben bu saatte çağırdım seni ama sen müsaittin değil mi? Müsaittim, ben müsaittim. Değildim. Pek müsait değildim. Şöyle, seni arıyordum ben. Beni mi arıyordun? Nasıl yani? Öyle sokakta falan değil, şeyde ya. Face'te falan, Instagram'da falan, oralarda. Abi böyle pat diye söylenir mi ya bu? Söylenmez mi? Söylenir. Net olmak lazım bence. Hayat çok kısa değil mi yani bence? Kesinlikle söylenmesi lazım. Doğru söylüyorsun aslında. Değil mi? Net olmak lazım. Net olmak lazım. Neyse. Face'te ararken burada buldun o zaman. Çay içelim mi? Çay içer misin? İçerim, içerim. Açık söylersen açık içerim. Aa. Çayı açık. 2 tane çay alabilir miyiz? Açık. Ne yaptın sen? Dedim olaylar falan. İyi misin şu anda? Ha iyiyim, iyiyim. Babam ya, birbirimize gel. Neden ayrıldığımdan beri tepemden inmiyor ki? Delirtti bugün beni. Ya üzüldüm. Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben... Merhaba. Bak buyurun. Çayı açık içiyoruz. Buyur abi. Bir de şey, ben de babamla bugün kavga ettim. Tartıştık biraz. Buyurun. Ya şimdi benim babam böyle... Başka bir arzunuz var mı? Çok teşekkürler ederiz. Bay bay bay. Benim babam... öğretmen. Sürekli böyle bizi darlıyor, böyle sorular soruyor. Bizi derken beni aslında daha çok yani... ...diğer kardeşlerime değil de daha çok bana. Bir şey diyeceğim sana. Evet. Çayları hızlıca içip rakıya falan mı düşsek? Düşelim. Düşelim.
bebişim. Yatak odasından buraya gelene kadar kafam açıldı ha. Ya ben bugünü perşembe falan zannettim. Çok korktum. Ferhat Bey'le zaten dün kavga etmiş. Selam. Selam. Cumartesi bugün. Evet. Ne güzel değil mi yani? Ben perşembe sen dün kavga ettik ya, tartıştık falan. Dedim yani kesin bitirecek beni bu sefer işten falan olacağım dedim. Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi ne olduk seninle yani, neyiz biz? Dün çünkü çok hareketli bir geceydi yani. Ne oldu? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Nasıl hatırlamıyorsun ya? Ben hatta çok değişik şeyler yaptık yani. Her şey çok güzeldi. Hatırlatsana biraz sen bana. Ya ben sana bir şey soracağım. Neden ben? Yani gerçekten neden? Anlatsana biraz. Neden? Beni niye aldın? Ya en çok neyimi sevdin benim sen? Şöyle anlatayım mı? Hı? Anlatsana biraz. Ben de sana hatırlatırım. Hatırlatsana biraz. Bakayım, hadi bakayım. Bu arada burada kalıyorsun bu akşam. Konu kapanmıştır. Ya yarın pazar zaten. Bana kalsa sen bundan sonra hep burada kal. Evet yani tamam belki biraz hızlı olmuş olabilir ama yani ben sabırsızım bu konularda. Ya zaten planlar yapmak için, beklemek için hayat çok kısa. Burada kal diyorsun yani. Ya var ya çok seviyorum seni bu doğum hatallerine. Allah Allah. Erkekler pek sevmez ama. Vallahi ben bilmiyorum diğer erkekleri. Ben bilirim yani. Allah Allah ya, ne kadar özgüvenli bir erkek. Alırım bir dal. Ne dalı be, orman senin. O zaman tanışmamızın şerefine kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Ben çok uyuyorum ha, öyle tansu. Gel gel. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ya hiç beklemiyordum böyle bir soru. Ya düşündüm evlenmeyi hani. Düşündüm yani daha önce. Yani düşündüm. Nikah günü ve saçma sapan şeyler oldu. Bayağı yaklaşmıştık evlenmeye aslında. Sonra nikah iptal oldu. Evet. Nikah iptal oldu. Öyle ama düşünüyorum yani düşünürüm yani kişiden kişiye değişiyor sonuçta evlilik. Niye iptal oldu merak ettim. Benim evleneceğim kadın nikah günü en yakın arkadaşımla öpüşüyordu. Şaka yapıyorsun. Evet. Oha. Keşke şaka olsaydı. Keşke. Sen ne yaptın? Hiç. Hiçbir şey yapmadım. Bir şey yapmadım yani. Vay be. Artık yani bu dünyada kimseye de güven olmuyor. Maalesef. Maalesef. Peki benimle düşünür müsün? Düşünür müsün? Düşünürüm. Tabii düşünürüm. Düşünürüm. Düşünürüm ya. Tamam. Düşünmeye başla o zaman. Nasıl ya? Şaka yapıyorsun yani. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Ya.
Yani... Sen misin? Bir dakika, evlenme mi teklif ediyorsun bana şu anda? Ettim bile. Ve küt diye. Evet, küt diye. Küt diye ise küt diye. Ne? Yani bence hayat böyle insanların birbirini tanıması için falan çok kısa. O kadar uzun şeylere gerek yok. Hem yıllarca tanışıyor insanlar, evleniyor. Ne oluyor? Mutlu mu oluyorlar? Evet. Birbirimizi evliyken tanıyacağız. Ne kadar heyecanlı, düşünsene. Evet, evet. Ya ben seni sevdim. Ben anladım seni. Sen iyisin, kalbin iyi. Çok komiksin, tatlısın. Bir kere senin yanında çok eğleniyorum. Daha ne isteyeyim ya? Eğleniyor musun gerçekten benimle? Evet. Gerçekten. O zaman? Kabul ettin o zaman. Okey. Okey, evleniyoruz. Hadi bunu kutlayalım. Aşkım, çok tatlı uyuyordun. Kıyamadım uyandırmaya. Erkek kardeşime alışveriş sözüm vardı benim. Sen istersen evde kal, istersen çık. Nasılsa haberleşiriz. Oğlum ne yapıyorsun? Son proje nedir? Abi çok gizli, hiç anlatamam, kusura bakma. Ay sen servis yap ya. Para getirecek mi para? Sen onu söyle bana. Gizli diyorum, gizli. Omlet istiyor musun? Ya ver, ver. Ya günaydın be. Ya şu tatlılığa bak. Ya şu ailenin güzelliğine bak. Bak, bak şuna. Ya her biri ayrı güzel. Anneciğim nasılsın? Ah, iyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelerdeydin sen bakayım ha? Mis gibi yanaklar. Abicim nasılsın? Eyvallah birader. Akşam mekanlara akılmış galiba. Ya yok be abicim ya. Ne mekanları? Bir şey söyleyeceğim. Babam nerede ya? İçeride televizyon seyrediyor. Nerede olabilir? Ha, hep aynı, hep aynı, hep aynı. Geç otur şöyle. Geç otur da kahvaltını yap. Bak kaynanan seni sevecek. Oturayım. Heh. Oo maşallah. Neredeydin sen bakayım ha? İnsan bir haber verir. Oradayım, buradayım, şuradayım der. Ne yapıyorsun? Anlat. Aşık oldum ben. Ömür vurdu, gol oldu. Bismillah, ne aşkı be? Ne aşkı? Aa, hanımefendiyi tanıştırayım. Aşkmatik Ömür. Yüzüne böyle biraz görünce otomatik olarak aşık olur. Ya abi bir durur musun? Anlasın abi. Evet kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ya pek anlatacak bir şey yok aslında. Aşığım işte, bildiğiniz aşk. Abi işe girdi, cebi iki para gördü, hemen şeyi dikeldi. Biz gördük o başka şeyleri, aşkları. En son bir boynuz gördük tepemizde. Neymiş, çok etkilenmişmiş. Anneciğim geçmişte yaşamayı bırak. Yani o başka biri, bu başka biri değil mi? Vallahi Ömür yani bittik, tükendik biz senden ya. Tükendik yani. Nesi başkaymış? Ha, nesi başka? Ya anlatıyorum, anlamıyorsunuz ki. Başka işte, başka. Ya ne yapacağım biliyor musunuz hatta ben? Bir valiz hazırlayacağım. Gideceğim, birkaç gün orada kalacağım. Ayrı kalamıyorum ya, ayrı kalamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Babam sorarsa hiçbir şey anlatmayın, tamam mı? Burada olan burada kalır. Aramızda kalsın. Sorarsa şey dersiniz. Tolga'nın canı sıkkınmış. Birkaç gün Tolga'nın yanına gitmiş dersiniz, tamam mı? Ben şimdi valizimi hazırlayayım. Bir şey söylemeyin. Evlenmeye yakın. Hey. Ne evlenmesi? Bizim evlilikte falan işimiz gücümüz olmaz. Zerre kadar bizim paramız, pulumuz, hiçbir şeyimiz yok. Ya anneciğim biliyorum, içim içime sığmıyor ama bir tuhafım ya. Dışarıdan kendime bakıyorum. Bir haller, bir şeyler oldu bana. Yürüyüşüm değişti ya. Acayip yani. Bir yavaş ol. Bir sakin ol. Heh. Neyse anneciğim. Hadi size afiyet olsun. Hadi. Adı ne? Berrak. Kimdir bu? Meslektaşım. Hastanede tanıştık. Tanısan çok seversin. Güzel mi bari? Çok güzel. En az senin kadar güzel. Bak biz çeteyiz şu anda. Bir tek biz biliyoruz şu anda. Nasıl söylerim babana? Söyleyeyim de adamın kalbine mi yensin ha? Söyleme. Hayatta söylemem. Ama şunu iyi bil ki bizim evlilikte falan işimiz gücümüz olmaz. 3 ayda 2 düğün. Yok, biz kız falan istemeye gidemeyiz. Gider. Siniz. Gidemeyiz. Allah Allah, Allah Allah ya. Ya bir haber dinletmediniz ya. Ne bu sabah sabah bağır. Geldin mi?
işini. Ne yapıyormuş, ne yapıyormuş? Oğlum beni hiç ilgilendirmiyorsun, tamam mı? Git paranı bul, evlen. Daha yeni kepaz olduk be. Allah Allah. Allah'ım ya. Hanım çay koy Allah aşkına ya. Tövbeler olsun ya. Ben kız istemeye falan gitmem. Yemin ediyorum çok büyük konuşuyorum, tamam mı? Eğer gidersem Allah benim cezamı versin be. Allah sizi inandırsın. Bu ömür 9 yaşına kadar yatağa işet. Ne var oğlum? Yalan mı? İşedin işte. Olabilir efendim. İnsanlık hali. Aynı zamanda bu çocukken nal kadar bir emziği yutmuştu. Teşekkür ederim abicim bu faydalı bilgi için. Baba sıra sende şimdi. Bu ömürü cebimden sigara çalarken yakaladım bugün. Yani küçükten meyilliydi böyle şeyler. Çocukluk efendim. Efendim ben hiç sigara içmedim. Yani ağzıma sürmedim bu yaşıma kadar. Kızım bu ömür var ya televizyondaki bütün evlilik programlarını ezbere bilir. Çok hakimdir konulara. Bak şimdi. Neslihan'ın talibi. Öyle bir şey yok. Yani benim boşluk zamanlarımdaydı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, o eskidendi. Şevket. Sonra Sinan geldi, bozdu aralarını. Taceddin niye stüdyoyu sinirlenip terk etti? Çünkü Emel Selahattin'le çay içti. Lütfen sorma bana. Duramıyorum. Burcu'yu sevindiren sürpriz. Kenan onun bilekli kaldı ona. O yüzden çok hoşuna gitti. Gördün mü? Gel. Çok tatlısınız gerçekten. Ya ben sana bir şey soracağım kızım. Sen gerçekten bizim çocuğu seviyor musun? Evet efendim. Çok seviyorum. Baksana Berra. Nasıl da ışıl ışıl bakıyor Ömür'e. Sen de artık bırak şu çocukla uğraşmayı canım. Hadi şimdi yavaş yavaş konuya girelim bence. Hangi konuya? Tamam, tamam. Şimdi efendim, bizim sebebi ziyaretimiz. Çocuklar birbirini görmüşler, beğenmişler. Bizimki gerçi şıp sevdi de. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Berrak Hanım'ı oğlumuz Emir'e istiyoruz efendim. İstiyoruz bana. Biz ne diyelim efendim? Berrak da istiyor zaten. İstiyorum babacığım. Biz de verdik gitti o zaman. Haftaya da nikah yaparız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Evet. Ne nikah mı dedi? Evet haftaya nikah. Her hafta nikah mı var? Evet haftaya nikahımız var. Aşkım ben bu yüzüğü istiyorum. Bir dakika, emin misin o yüzük mü gerçekten? Şimdi böyle bir boyuna takılan bir şey gibi duruyor aşkım. Yani bu ne ya? Çok güzel değil mi? Aşkım o ne, karpuz gibi yani, kocaman. Sol kolumu bırakırım şunun için. Aşkım saçmalama yani. Niye biraz kurban olurum senin sol koluna da? Şu an hiç tedarikli değilim yani. Bir tedariksizim yani, anlıyor musun? Ama hallederiz, çözeriz. Yani ne olacak? Erkek adamız abi, çalışıyoruz yani. Değil mi aşkım? Hı? Ne yapıyorsun aşkım? O ne? Sen bu kartı al. Ha. Bunun içinde 10.000 lira var. Onu çek, üstünü ekle, o yüzüğü al bana, nikahta tak. Bunun üstüne? Evet. İtiraz istemiyorum, konu kapanmıştır. Tamam, 10.000 sen veriyorsun da ben 10.000 ekler miyim? Onu düşünüyorum. Eklersin. Ekler miyim acaba? Bilmiyorum, eklerim ben. Eklerim, eklerim. Bir şey söyleyeceğim, şifren ne? Oha, oha! Abi 10.000 lira verdi, yüzük 20.000 lira. Üstünü de sen tamamla dedi, tamam mı? Benim mutlaka o parayı bulmam lazım abi. Nikah yüzüklerini de kız aldı zaten. Yani bende de yok oğlum, olsa da vermem zaten. 10.000 liradan bahsediyorsun. Ne? Ya... Seni var ya bu akşam bir yere götürürüm aslında, çok da kıyak olur ya. Ama sabaha kadar çalışmamız lazım ha. Abi ben sabaha kadar falan çalışmam ya. Hem biz abi sabaha kadar çalışsak bize kim verecek 10.000 lira yani? Ya sana ne ya, kim veriyorsa veriyor. Belki daha fazla verecekler. Allah Allah. Bana bak, sen ne yap biliyor musun? Git şimdi küçük bir çanta hazırla. O 10.000 lirayı da yanına al. Ama kimseye de bir şey çaktırma, tamam mı? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi?
Nereye gidiyorsak. Ya, anladın değil mi? Bak o anladı, o bilir. Ulan sen boş ver. Bak ulan beni gene bu işlere sokuyorsun ha. Abi ne yapacağız biz? Anlamadım ki ben. Kusura bakmayın ama öyle yani. Hadi bakalım. Neyi koydum? No more bets. Bitti be ister. Çevir. Çevir. Hadi dönsün. Hadi. Yediyorsun sen ya. Hadi. Gelsin gelsin. Bugün var ya. Bu kasinoyu batırıyoruz. Batırıyorsun. Bir kere daha. Yani sizde bugün biraz şans yok galiba. Ha? Ya size ben kıyamam ya. Al bu senin. Al da senin. Bu senin. Al senin. Kaç şansını zorla. Hadi bakalım bu sefer yok mola. Durdur onu yedeni bakayım hadi tırmala. Zırvalamayı kes başlıyor curcuna. Görünen köye kılıf. Çabuk be. Emre al. Zaten seni böyle giderse kovarlar. Gece zarları salladım hani yok bu kene. Hatunun gözleri fal taşı olmuş. Gece sonu belli gitti gene. Kalmadı Cafer bez getir. Hadi git manitayı bul o işini bilir. Ceketinin cebi delik aklını havada. Alevle yandı kül oldu para. Herkes gidecek üzülme aslanım. Bak hayat bak şansım diyor. Gel sen totem. Sen sabret geçermiş. Hazırız. Böyle. Böyle sen yap avantanı. Kimisine vuruyor baba. Bir şey söyleyeceğim ben yoruldum. Ne demek yoruldum bilmiyorum. Kazanmaktan yoruldum. Change. Var mı lan nakdimizi de koyalım. $300. Ver. Hepsi ver. Ay ya. Bu senin. Ah. Teşekkürler. Son bayız. Sen nereden çıktın ya? Merhaba. Merhaba. Ben var ya. Aşta da kazanıyorum galiba. Adın? Alev ben. Ne diyorsun ya belli zaten. Sen arkadan geldin ya böyle bir ısındı yani sırtın falan. Yakıyorsun buraları ha. O zaman Alev sen oyna bu sefer. Yak bakalım kasinoyu yak. Hadi bakalım bu sefer yok mola. Durdur onu yedeni bakayım hadi tırmala. Zırvalamayı kes başlıyor çocuğuna. Görünen köye kılavuza ne gerek. Bak harekete bak. Bu yüzük için bu Trabzon burma alıyorum. Beşimi yerde alıyorum. Biz birazdan muhtemelen odaya geçeriz. Sen paraları şimdi saklı bir yere koy. Ya da sen onları bana ver. Tamam mı? Ben onları kasaya koyayım. Tamam. Çok iyi. Tamam ben bunları kasaya koyarım. Sende tamam. Potansiyel var belli. Tamam ben devam edeceğim. Son Mayıs'lar. Böyle olmaz. Hızlı çevir. Kardeşim ya hızlı çevir ne olur. Yavaş çeviriyorsun. Onunla kaybediyorum ben. Ben normalde kaybeden bir insan değilim. Kapıda uyumuşum oğlum. Uyanıyor musun sen? Şu an bakmıyorum şu an. Ne yapıyorsun? Yenge burada mı? Bakıyorum şu anda yavaş yavaş.
Söylesene oğlum yenge gitti diye. Biz ne bilelim ya? Dışarıda kapıda uyumuşum ben biliyor musun? Temizlikçi kadın kaldırdı beni. Çok enteresan, çok komik değil mi kardeşim ya? Oğlum var ya hiç aramıyorsun beni ha. Ne oldu, öldün mü kaldın mı? Tolga! Lan! Oğlum nasıl kazandık lan biz? Deli gibi para kazansan var ya adamsın ha. Ben diyorum ki bu yüzüğü daha büyük alayım. Daha büyük. En büyüğünden alayım. En büyüğünde. Kasada değil mi paralar? Nereye koydun? Kasada değil mi paralar? Kasaya koyduk. Öyle dedin çünkü. Kasadadır. Yok ya burada nerede? Ne yaptın? Bu merdiven şeye mi koydun? Çekmecelerin içine mi koydun? Nereye koydun kardeşim? Ha? Dans nerede kasada? Oh ya. Sormayacağım, burada da paramız yok. Kasada para. Kasada paralar yok Tolga. Bir bak istersen nerede paralar? Şu şeyler var ya. Onlardan alayım diyorum ben. Ne yaptın lan paraları? Akşam gidip kumarla başladın lan. He? Alev nerede? Nerede Alev? Alev. Burada da yok. He? Nerede yok? He? Neredesin? Hayırdır lan? Bunu nereden... Tolga. Yetiştir, geç. Nerede para? Sen bunu niye vuruyorsun? Ben sana vuruyorum. Tolga nerede para? Kızın doğum gününü şifre yapmayaydım. Allah'ım. Geç. Hadi hadi. Bak görüyor musun havanın güzelliğini dedim sana. Kıbrıs bambaşka oğlum. İstanbul buz gibidir şimdi. Allah belanı versin lan senin. Kazanırken canın ciğerindim ama değil mi? 20.000 dolar vardı lan orada. 20.000 dolar. Hepsi gitti. Berra'nın verdiği para da oradaydı. Hepsi gitti. Nasıl alacağım lan o yüzüğü Berra ben? Bir gece sevişme ya. Bir gece sevişmeyeceksin abi. Seks bağımlısı köpek. Sen gece yürek falan mı yedin lan? He? Kıbrıs oğlum burası. Yediğini içtiğini sayacaksın lan. İstanbul'da olsan daha çok tutuyor. Ben hesapladım. Ne yedim içtim ben? 20.000 dolarlık ne yedim içtim ben? Hatta şu minibardakileri koydum da içine. Ne yapayım abi? Bu mu? Neyle geldik, neyle gidiyoruz ya? Neden acaba? Neden acaba? Sen merak etme, berrak işini halledeceğim ben. Halledeceksin sen. Ayıp ama yani. Ben düzenli müşterisiyim buranın, biliyorsunuz yani. Ya bunu da tersten yapmayın, gözünü seveyim. Her seferinde aynı şey. Atla, atla. Şimdi gelin hanım ve damat beyi tanıyalım. Gelin hanım, adınız, soyadınız? Berrak Yılmaz. Damat bey, adınız, soyadınız? Evet. Damat bey biraz heyecanlı galiba. Ömür Özdemir. Evet, siz Berrak Yılmaz, Ömür Özdemir'i hiç kimsenin tesiri altında kalmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Siz Sayın Ömür Özdemir, Berrak Yılmaz'ı hiç kimse... Evet! Sayın şahitler, sizler de şahitlik ediyor musunuz? Edelim mi sence? Patron sen ne dersen o. Evet. Evet ediyoruz. Ediyoruz. Ben de belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Müzik işini ne yaptın? Çakmanlarla imitasyon. 300 liraya aldım.
Aşkım. Şu kumandayı orada uzatsana aşkım benim. Ya ben nasıl uzatayım sana kumandayı ya Ömür? Kalk kendin al. Oh. Aşkım bebeğim bir tanem. Basamıyorum diyorum. Bak biliyorsun basamıyorum diyorum aşkım. Uzatsana. Hadi be. Benim Meryem'imi ver oradan. Hadi. Oh. Şöyle elime koş şuraya Allah aşkına. Daha ilk günden yani kakao yer diye tutturman değil mi aşkım? Çok saçma değil mi aşkım? Yani ne bileyim bak ikinci derece yanık falan diyor. Uyumasaydın keşke ya. Bence... Pardon da. Ha. Sen acaba bütün gün sporlarında koşmasaydın, onların peşine sürtmeseydin ben uyuyakalacak mıydım acaba? Bir düşün ya. Bıraktın gittin beni orada. Evet. Allah'ın sopası yok ama öyle gidersin işte havuzun mangalına sıkıştırsın ayağını. Aşkım mazgal. Ne mazgal? Ne fark eder ya Ömür ya? Ben neyle uğraşıyorum burada? Doğru haklısın aşkım. Doğru. Ben dedin kakao yağı dedim bana çok yakışıyor cildime benim dedin. Odadan çıkmayız dedin kakao yağı kullanırsam dedin. İşte çıkamıyoruz şimdi odadan. Bak çıkamıyoruz odadan şimdi. Değil mi aşkım? Tabii balayında sevişemeyen ilk çift olarak gerçekten tarihe geçtik aşkım. İstanbul'a dönsek ya. Aşkım saçmalama yani gerçekten saçmalama bak şu anda biz İstanbul'a dönemeyiz. Bak şimdi oteldeki çocuklar geliyorlar gidiyorlar sağ olsunlar. Getirimizi götürümüzü yapıyorlar bizim. Hem dönsek kim bakacak İstanbul'da bize? Gidene kadar toparlanırız. Sonra ben zaten Antalya'ya toplantıya gideceğim bir hafta sonra. En azından oraya gidene kadar. Ay Ömür çok konuşsun. Bak çok sıkıldım ben. Hadi evet. Ne olur. Çok uzattım ben. Şuradan cips ver. Hadi cips ver bana. Bir şey olsun. Bir hareket olsun. Bir şey olsun. Hadi. Evet arkadaşlar. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Engin tecrübelerimden ve üstün satış tekniklerimden feyz alarak yaptığınız satışlar sonucu Türkiye şampiyonu olduk. Ve dönem sonu toplantısına Türkiye şampiyonu bölge olarak gidiyoruz. Ya. Evet, Ömür arkadaşımız da bir haftalık balayından dönerse aramızda katılacak. Ya müdürüm çok özür dilerim. Ben dün gece balayından çok geç geldim. Bir de benim ayağım sakat. Oldu işte orada. O yüzden böyle biraz canım sıkkın. Dönem sonu toplantısında seni böyle görmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Antalya toplantısına hazır mıyız? Hazırız! En büyük kim? Biz! Satış kimin işi? Bizim! Satış kimin işi? Bizim! Satış kimin işi? Bizim! Öyleyse hep beraber. Oley! Tatlısın. Şu güzelliğe bak. Ya ne olsun be. Devam ediyor toplantı. Şey, yüzüğün duruyor mu? Takıyorum tabii. Tabii ki takıyorum yani. Ay hadi özledim gel artık. Geleceğim ben. Ne zaman geliyorsun? Yine çok güzelsin. Yeni böyle arıyorsun günde iki kere falan. Çok tatlı. Aşkım ya. Ya sağ ol. Ne yapıyorsun? Ne yapayım geldim işte hocayı bekliyorum bir saattir. Üstü kalsın. Hadi görüşürüz. Gönül katlansın, bırakın alsın ne varsa hayali.
Ne diyeceğim bak, geldim ya ben. Geldim, evde berrak yok. Nereye gitmiş? Mesaj bırakmış. Özür dilerim falan yazmış. Çok felaymış o an. Bizim kardeşim, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oğlum terk etmiş diyorum, gitmiş. Eşyalarını almış, kendi evini terk etmiş kız ya. Kendi evinden gitmiş. Bu kadar mı nefret ettin böyle? Evet, olabilir. Hayırlısı olsun. Abi hayırlısı olsun musun? Sen ne diyorsun ya? Gitmiş diyorum evden. Sen oğlum sen ne biçim arkadaşsın lan? Ben sana ne diyorum, sen ne diyorsun bana ya? Ben sana bir şey de anlatıyorum şu anda. Olan şeyi anlatıyorum. Sana diyorum ki... Diyorum gitti diyorum, boş diyorum, ev diyorum, her yer diyorum. Bir şey söylüyorum oğlum, senin yakın arkadaşın. İlk sana söylüyorum, ilk seni aradım ben. Siktir git. Söylediğimi bilse çok kızar. Ama evlilik bu. Kandili Camisi'nin karşı sokağına taşındı Berrak. Başka bir şey sorma lütfen. Tövbe yarabbim ya. Gerçekten istemiyorum bak artık. İstemiyorum, kapatıyorum. Ömür, ne oluyor ya? Neden gittin? Senin evinde o yani. Kendi evinden ya. Neden gittin? Çünkü evliliğin bana göre olmadığını anladım. 10 günde mi anladın? Ne fark eder? Anladım işte, ha 10 gün, ha 3 hafta, ha 5 ay. Anladım. Sanki ben terk etmişim gibi bir tavırlar, bir şeyler, bir haller yani. Niye böyle yapıyorsun? Ya sen terk etmişsin, ha ben terk etmişim. Yani ne malum ileride senin beni terk etmeyeceğin, ha? 5 yıl sonra bunun garantisi var mı? Yok. Ben yapmazdım, yok. Ben yapmazdım. Nereden biliyorsun? Çünkü ben seni seviyorum ya. Ya biz beraber ne yaşadık ki ya? Kaç kere uyuduk yani beraber, kaç kere uyandık biz? Biraz daha düşünsene ya, biraz daha düşünsene. Biz yani biraz daha düşün, biraz daha ne bileyim böyle kafanı dinle, biraz yalnız kal. Hani boş romantizm yapmayı bırak Allah aşkına ya. Ben çok düşündüm, kararımı verdim. Çok da düşünmedim yani aslında, gittim, kararımı verdim, açtım davayı. Davayı açtım. Hemen kurtulmak istiyorsun benden yani. Benim artık gitmem lazım. Bu arada 3 ay sonraya verdiler davayı. Ben araya birilerini koydum. 3-4 güne mahkemede görüşürüz. Ha Ömür. Çok teşekkür ederim bunun için. Gerçekten. Bunun imitasyon olduğunu anlamayacağım mı zannediyorsun sen beni, he? Gerizekalıyım ben, şu gözlere bir bak. Al. Bu da altın yüzük. Benim aldığım. Aramızdaki tek gerçek şey. Sıradaki şahidimizi alalım. Adınız, soyadınız? Ferhat Yıldız. Ferhat Yıldız kardeşim. Neden boşanmak istiyor bunlar? Emin misin? Dediğin gibi söyleyeyim. Sayın Hakim, balayında bile kavga ediyorlardı. Nereden biliyorsun? Siz de mi onlarla balayındaydınız? Karar. Thank you.
Sizi boşuyorum çocuklar. Allah yolunuzu açık etsin. Mahkeme bitmiştir. Çamaşırlarını getir de yıkayayım. Gerçi onları da götürmüştü değil mi? Sen şimdi nerede kalacaksın? Hayır, burada kalacaksan kumanda sende kalabilir. Sağ ol babacığım. Bizim komşunun oğlunu karısı evlendiğinin ertesi günü 26 yerinden bıçaklamış. Sen yine boşandın, kurtuldun. Teşekkürler Alıcığım. Moral verdin, sağ ol. Birader. Sen şimdi hazır böyle hızını almışken sana bizim oradan Gümüşhane'den bir kız bakayım mı ben? Gittiğim zaman araştırırım ne var ya hayatım. Çok incesin abicim. Eyvallah. Rica ederim. Ah bak. Sakinleştirici vereyim mi sana, ihtiyacın var mı? Sakinim ben abi. Hı. Oğlum bak bunu ona girip atlama camdan ama, tamam mı? Atlamam alıcım. Hı. Bak. Aferin sana. Ne diyor? Atlamazmış. Tamam ya, bunun kafası yerinde anne. Merak etme. Verdi mi o orospu takı setimi geri? Annemin de kafası yerine geldi. Vermedi anne takı setini. Zaten ben de istemedim. Sen onların o boklu saatini verdin mi geri? Verdim. Tebrik ederim. Konu da tam buymuş işte. Düğünde takılanlar. Sen al bıçağı, sapla böğrüne. Çevire. Çevire. Kanırtmış. Delik taşı yetmiş akciğerine. Aha. Ya. Ay seninki gene iyi. Vallahi çok iyi. Ay bu zamanda kim deli, kim manyak belli olmuyor ama canım, değil mi? Ay ama tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Al bak, makaron yaptım sana. Makaron? Evet, ben yaptım. Al bir tane. Gümüşhaneli değil miyiz biz? Makaron. Ben deliriyorum galiba ya. Allah'ım ben delireceğim size. Afiyet olsun. Makaron. Nereye? Anneciğim, Tolga ile buluşacağım ben. Akşam sizdeyim. Boşandığı gün evine dönen ev kızı gibi. Geri dönüyorum. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Makaron. Çok iyi. Devam. Gel tabii oğlum, gel gel. Biz Barış'la teyzenlere gideceğiz. Geç geliriz. Kendimi böyle durumlara sokmuyorum ki kardeşim ya. Bizim için de kolay değil. Yüzüğü çıkar artık. Sen çıkar abi, ben çıkarmayayım. Zayıcım, yoksa. Anlatacaksın abi sen, ne diyorsun? Anlatacağım da işte nasıl gireyim konuya, nasıl anlatayım bilemedim. Abi ne bilemiyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Kafam zaten şişmiş. Saçma sapan. Tamam. Kardeşim bu berrak seninle evlendiğinde zaten... Yani seninle evlenmezden önce nişanlıymış. Belki biliyorsundur gerçi. Of. Ne kardeşim sen ne yapıyorsun şimdi ya, ne yapıyorsun yani? Hatta evlenmezden 15 gün önce yani siz beraberken sen bir... Bırak acımızı yaşayalım kardeşim yani, dalga mı geçiyorsun? Kardeşim sen gene acını yaşa da ben sana anlatayım, asıl bunu yaşa. Berrak seninle tanışmadan önce Emre diye bir çocukla nişanlıymış. 2 sene boyunca nişanlı kalmışlar. Çocuk bunu oynatıyor, evlenmiyor. Kızın canına tak ediyor, bunlar kavga ediyorlar. Bayağı büyük kavga etmişler. Son kez sormuş evleniyor musun diye. Çocuk hayır demiş, 15 gün sonra seninle evlenmiş lan. Anladın mı hikayeyi? Diyelim doğru, tamam, okey. Doğru olsun. Niye bunu şimdi söylüyorsun mesela yani? Ne oluyor yani? Ömür, ben evlendikten sonra öğrendim. Öncesinde biliyorsam zaten anlatırdım kardeşim. Neden biliyorsun Tolga sen bunu? Yeter artık ya. Ama kardeşim ya, geldik buraya. Yok bilmem, sana şunu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim. Bir rahat bırak beni ya. Anladım, üzülüyorsun. Sen de benim kankamsın, tamam. Okey, seviyorum seni. Seni seviyorum. Okey. Yapma. Bak bu Emre benim
Facebook'ta arkadaşım, liseden arkadaşım. Facebook'a sizin evlilik fotoğraflarını yükleyince bana dedi ki... ...o salak arkadaşına söyle niye evlendiğini bilsin. Ben şimdi sana diyemedim sonuçta. Yani balayındaydın. Ben çocuğa dedim sen söyle ben uğraşamam. Çocuk dedi ki beni de ilgilendirmez. Yani durum bu. Neler söylüyorsun oğlum? Saçma sapan. Böyle bir şey olamaz ki. Sevdi beni geldi orada ilk gün elimi tuttu. Ondan sonra gittik evine beraber yattık. Ondan sonra böyle birisi rol yapamaz ki. Öyle bir şey olamaz ki. Hani saçma. O hayatta bir tek sen rol yapmıyorsun Ömür. Nasıl ben rol yapmıyorum ya? O da yapmadı ya. Biz gittik annesiyle tanıştık. Abi insan kıskandırmak için... Evlenir mi başka biriyle? Bana bak sakın kızı ailesini arayıp böyle intikam falan almaya çalışma tamam mı? Ben zaten yapamam öyle bir şey de. Hatta bak şeyde okumuş bir kitapta. Diyor ki canımı diyor yakanlardan diyor intikam almayı diyor düşünmedim diyor hiç diyor. Hayat diyor benden daha yaratıcı diyor. Hani ben yapamam zaten. Anlamadım ben bu gerçek yani diyor. Oğlum sen doğru mu söyledin bana şimdi? Ne? Ferhat. Yok ya. Arkadaşlar, şirket yönetim kurulumuzun kararıyla ilaç pazarlama departmanımız kapatılıyor. Ne ya? Doğru mu lan bu? Ayrıntılar için her birinizle tek tek görüşeceğim. Doğru mu? Ne bileyim ben ya? Ben arıyorum. Ne diyor bu ya? Of, ne diyor? Ne oluyor bu ya? Ferhat Bey, alo. Mesaj doğru mu ya? Doğru Tolga, doğru. Yarın sabah ofise gel. Moralim çok bozuk. Kapatıyorum. İyi günler. İyi günler. Ne diyor? Doğruymuş lan. Allah. Göktaşı çarpar mı bugün? Ona üzül işte oğlum. Bu kadar da hesap gelecek şimdi. Ben sana dedim az yiyelim diye. Hayata bak, bas nikahını, ondan sonra 10 gün sonra boşanma noktasına gel. Ama ben sana söyleyeyim bak. Hata bizde, yani bende. Bizim gibilerde yani. Biz... Onun manzarası güzel olsun diye sırtını denize dönenlerdeniz biz. Adam olmaz bizden ya. Gel benden. Ya sen bundan sonra iyi düşün ki iyi olsun her şey. İyi şeyler olsun. Sonra iyi düşünelim olmuyor mu? Heh. İlla önce iyi mi düşünmemiz lazım yani? Yani ben... Ya benim...
seven bir eşim olur dedim ben. Böyle çok tam dedim yani. Hayat böyle bana dedim gülüyor. Hani güzel bir şeyler oluyor dedim yani. Anladın mı? Üstelik bir de işsiz kaldım. İnsan bazen neyin doğru neyin yanlış olduğunu göremiyor ki. Ya insan bazen gözünün önündeki mutluluğu bile göremiyor. Doğru. Doğru. Neyse. Sağ ol. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Fazla şey yapma. Fazla şey yapma. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ ol. Kumandayla. Kumandayla gitme be adam be. Ya kumanda. Baba! Ameliyata gireceğiz. Çok ağır bir ameliyat. Hem kalp krizi geçirdi baban, hem de beyin travması geçirdi. Her şey olabilir. Biz elimizden geleni yapacağız. Onu kurtarmaya çalışacağız. Ama her şeye de hazırlıklı olmak lazım. Emin! Ne oldu oğlum ya? Babaya ne oldu oğlum? Babaya ne oldu? Kötüymüş durumu. Nerede, nerede şimdi? Çok geçmiş olsun. Hoş geldin Serhat Bey. Geçmiş olsun ya. Nasıl oldu? Kalp krizi geçirmiş. Düşüncede beyin kanaması işte. Durumu kritik yani. Bekliyoruz. Beyin cerrahı, kalp doktoru falan kim? Biliyorsun sektörden çok iyi tanıdığımız doktor arkadaşlar var. Sağ olun müdürüm. Yardım etmek isterim sana. Sağ olun müdürüm. Alo. Şuradan oturalım. Kaç saat oldu girdi? 3-4 saat falan işte. Doğru. Ömür. Gözün aydın. Çok zor bir ameliyat oldu ama babanı kurtardık.
Sen eğer birkaç dakika geç kalsaydın ve doğru ilk yardım müdahalesini yapmamış olsaydın babanı kaybetmiştik. Ama şu anda gayet iyi durumda. Birkaç gün onu hastanede istirahat ettireceğiz. Ondan sonra da evine göndereceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Çok teşekkür ederim. Babamın kurtulmasından daha iyi olamaz şu anda. Tamam oğlum, kurtuldu zaten. Daha farklı. Ferhat Bey var ya, Fransız firması vardı şu yeni açılan. Aradılar, iş teklif etmişler. Aa çok iyi, çok sevindim aynen. Ferhat Bey için. Kabul etti, bizi de yanına götürüyor. Pazartesi işe başlıyorsun. Nasıl? Ya. Biz de mi alıyor? Ya. Bir yemek ısmarlarsın. Bir dakika, vuruldun gerçekten mi? Evet, yalan mı söyleyeceğim? Kendimi bir işe yaramış hissediyorum. Çok teşekkür ederim sana Berrak. İyi ki terk ettin beni. Eğer beni terk etmeseydin, dün gece seninle bir yalanın içinde mışıl mışıl uyurken babam bu hayattan göçüp gitmiş olacaktı. Her şey bir nedenle olur. Olmuyorsa onun da bir nedeni vardır demiş bir abimiz. O yüzden fazla şey yapmamak lazım. Ah gör Leyla, iyiyim. Ömür? Aa, çok özür dilerim, hiç görmedim ben seni, fark etmedim bile ya. Yavaş ol biraz ya, acemi misin biraz acaba? Yani Orta Doğu ve Balkanların en hızlı şoförü olmasam da hızlı olduğum söylenir. Acemi biraz, bir şey söyleyeceğim. Sen eczacısın bilirsin ya. Benim göt kemiğim kırılmış olabilir mi acaba? Hadi kal, bir hastaneye götüreyim seni, hemen şurada hastane kal. Kaldır beni. Gel. Ne güzel kokuyorsun ya. Ah, teşekkür ederim. Ne burcusun sen? Terazi. Güzel. Sana biz çirkin ördek yavrusu falan dedik ya. Vay be. Evlenmeyi düşünüyor musun peki? Ay hayır ya, ne evliliği? Ben de düşünmüyorum hiç.